Sevgili öğrenciler, merhaba. Bugün Mahmut İkbal Bey Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden sizlere sesleniyorum. Ben tarih öğretmeni Ferhat Kaplan. Bugünkü konumuz 11. sınıfların 10. sınıflardan eksik kalan telafilerinden bir tanesi olan Osmanlı Devleti'nde zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri konularına bakacağız. Ve yan başlık olarak bir Osmanlı'da şehir planlaması ile ilgili birazcık bilgi sahibi olmaya çalışacağız arkadaşlar. Sevgili gençler, 14. ve 16. yüzyıllarda Anadolu ve Rumeli'ye hakimiyet kuran Osmanlı Devleti'miz, daha önceki Türkistan devletlerinin yapmış olduğu gibi imar faaliyetlerine de önem vermiştir. Zaten bir bölgede kalıcı olmak istiyorsanız, oraya yol yapmalısınız, köprü yapmalısınız, okul yapmalısınız. Yani medrese yapmalısınız. Hastane dediğimiz darüşşifa yapmalısınız. Yani arkadaşlar, kalıcı olmak istiyorsanız imar faaliyetlerini muhakkak yapmalısınız ve ihmal etmemeniz gerekiyor. Osmanlı Devleti hakimiyet kurduğu coğrafyada hem Türk İslam kültürüne ait hem de diğer kültürlere ait izler bizim karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı'nın şehirlerine bakacak olursak genelde iki parçalı işlevsel alana sahip. Bunlardan bir tanesi Osmanlı merkezi iş sahası, diğeri ise konut alanıdır arkadaşlar. Merkezde çarşı denilen bölgelerde ekonomik, dini, kültürel çeşitli faaliyetler yapılırdı. Bu çarşı için seçilen yer önemli yollar ve önemli kültür alanlarına da yakın olması gerekiyor arkadaşlar. Klasik dönem Osmanlı şehir planlarında bedesten, yani çarşı diyebiliriz, cami ve imarette aşev arkadaşlar hakimdir. Şehrin asıl merkezini bedesten denilen çarşılar oluşturmaktaydı. Bedesten yani ekonominin döndüğü yer aslında. Bedestenlerin yakınında da hanlar bulunurdu arkadaşlar. Buralarda kar getiren işlerin yanında eğitim, sağlık, yardımlaşma işleri yani hayır işleri de yapılırdı Osmanlı şehirlerinde diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi fotoğrafa iyi bakın sevgili gençler. Yani bu faaliyetlerin en önemlisi aslında şehirlerde külliyelerdir. Bakın arkadaşlar, külliye çok önemli bir yapı. Yani şuraya bakacak olursak, merkezinde bir caminin olduğu, yanında bir darüşşifası yani hastanesi, yanında bir eğitim amaçlı medresesinin olduğu, yanında bir aşk evi dediğimiz imarethanelerin olduğu ama merkezinde cami olacak, merkezinde cami olan yapılar topluluğuna biz külliye diyoruz arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz bu külliyenin alt katlarında da çarşılar, pazarlar, dükkanlar var. Yani bu tamamen bir vakıf ürünüdür. Yapılar topluluğudur. Merkezinde cami ve hamam olmak şartıyla. Ve bu dükkanlardan alınan kira gelirleriyle de şuradaki medresenin ihtiyaçları, buradaki caminin ihtiyaçları, buradaki darüşşifa dediğimiz hastanenin ihtiyaçları, buradaki imaret dediğimiz aşk evinin, yoksul insanların karnını doyurduğu aşk evinin ihtiyaçları karşılanmıştır. Yani külliyeler şehirleşme açısından önemli yapılardır ve kendi kendini çevirebilme özelliği de vardır. Yani devletin ana kasasından para çıkmadan hem eğitim işlerini yürütebilmiş maddi anlamda, hem sağlık işlerini yürütebilmiş, hem fakire fukaraya sosyal devlet anlayışı, bizim bütün Türk devletlerimiz vatandaşının yanında olan devletlerdir ve sosyal devlet anlayışı bizde her zaman vardır arkadaşlar. Külliyeler ciddi anlamda kendi kendini vakıf teşkilatı sayesinde çevirmiştir ve hem dini işler, hem yardımlaşma işleri, eğitim işleri, sağlık işlerinde bünyesinde barındırmıştır diyeceğiz. Osmanlı'da mahalleler şehirlerdeki çarşı dışındaki yerleşim yeri olarak da bizim karşımıza çıkmaktadır. Ve özellikle bakacak olursak yine merkezinde bir caminin söz konusu olduğunu da unutmayalım arkadaşlar.
konu tabanlarının ötesinde şehir halkına rahatsızlık veren endüstriyel faaliyetler ile kırsal kesimle bağlantısı olan zanaatkarlar yer alırdı. Bakın arkadaşlar, zanaatkar aslında bir sanatçıdır. Ama yapmış olduğu ürünü para karşılığında sattığı için biz ona zanaatkar deriz. Yani bir ekmek fırınını düşünün. Yani herkes ekmek yapamaz. Ayarında yapamaz. O bir sanatçının elinden geçiyor aslında. Fırın ustası bir sanatçıdır. Ama para karşılığında bunu sattığı için biz ona zanaatkar deriz arkadaşlar. Veya ayakkabı kunduracısı. Herkes ayakkabı yapamaz. Herkes ayakkabı yapamaz. Ama bir usta, bir sanatçının elinden bu çıkacak ve para karşılığında ticaret amacıyla bu yapıldığı için biz buna zanaatçı diyoruz. Bakın bunlar dericiler, boyacılar, kesimhaneler, kasaplar, demirciler, çilingirciler, bakırcılar, çömlekçiler, koşum ve eğer takımları yapan saraçlar gibi maddesiz satıcıları şeklinde sıralamak mümkündür. Şehre yeni gelenler, sanayide çalışanlar genelde buralarda ikamet ederlerdi diyeceğiz arkadaşlar. İki, Osmanlı Devleti'nin mimari anlayışına bakalım arkadaşlar, ama unutmuyorsunuz. Osmanlı mimarisinin temel ögesi külliyelerdir. Külliyelerin de merkezinde kesinlikle camiler vardır. Camilerin etrafında şekillenen yapılar topluluğuna biz külliye deriz sevgili gençler. Osmanlı erken dönemine ait mimari eserler genelde eski başkentimiz olan Bursa'da, yine eski başkentimiz olan Edirne ve İznik'te bulunurdu arkadaşlar. Özellikle bakacak olursak İznik'teki Hacı Özbek Camii, Süleyman Paşa Medresesi, Bursa'daki Yıldırım Beyazıt döneminde inşa edilen Ulu Cami, Yıldırım Beyazıt Medresesi, Osmanlı'nın ilk Darüşşifası olan Yıldırım Darüşşifası, yine bu dönemde yapılan eserler mimari olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi bakacaksak görsele, Hacı Özbek Camii ilk Osmanlı camisidir arkadaşlar. Bu gördüğünüz yapı restore edilmiştir şu anda ve bu gördüğünüz yapı Osmanlı Devleti'mizin ilk camisidir. Hacı Özbek Cami diyeceğiz arkadaşlar. Bir de bu görselde de Osmanlı Devleti'nin ilk Darüşşifası, Yıldırım Darüşşifası. Şimdi arkadaşlar, Yıldırım dediğim aslında birinci Beyazıt'tır. Atını çok hızlı sürdüğü için ve savaş meydanlarında çok seri davrandığı için ona askerler tarafından Yıldırım lakabı takılmıştır. Bir gün Bursa yakınlarında yine atıyla hızlı bir şekilde koşarken atından düşecektir ve rivayet bilgiler tabii bunlar ve gözü sakatlanacaktır. Ve en yakın eve gidecektir ve orada tedavisi yapılacaktır. Daha sonradan Yıldırım Beyazıt bu evi satın alacaktır ve buraya Osmanlı Devleti'nin ilk Darüşşifası'nı kuracaktır. Yani bugün başkentimiz Ankara'ya gittiğinizde Yıldırım Beyazıt Hastanesi diye bir hastane görürseniz şaşırmayın. Hani ne alakası var? Padişahın hastaneyle ne alakası var demeyin. Osmanlı tarihindeki ilk Darüşşifa dediğimiz hastaneyi yaptığı için arkadaşlar tıp alanında da Yıldırım Beyazıt bizim karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı'nın kendine has üslubunun oluştuğu dönem aslında İstanbul'un fethiyle başlayan klasik dönemdir. Gençler, klasik dönem ifadesini unutmayın. Yapacağınız bir camide, handa, hamamda, köprüde, bedestende fark etmez. Yapacağınız bir mimari eserde sütunlarından duvarına kadar tamamen Türk İslam sentezi varsa o eser klasik dönem eseridir. Ama sütunlarında bir barok, rokoko dediğimiz Bizans tarzı varsa, Avrupa'yı bir tarz söz konusuysa o klasik dönem eseri değildir. Mesela Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış ve Osmanlı Devleti'nin neredeyse yıkılacağı güne kadar devletin başkentinde yönetildiği saray olma özelliği korumuş bir bölgedir, yerdir. Ve Topkapı Sarayı klasik dönem eseridir. Çünkü surlarından tutun boyasına kadar,
boyasından tutun, süslemesine kadar tamamen Türk-İslam mimarisi içerisindedir diyeceğiz. Devletimizin siyasi başarıları sanata da yansıyacaktır. İlk kez merkezi kubbeli camilere yarım kubbe eklenecektir. Bu camilerin yanına külliyeler de yapılacaktır ve biz bu döneme külliyeler döneminde diyeceğiz arkadaşlar. Yine görselde Osmanlı Devleti'mize ait olan bir cami var. Mimariden bahsediyoruz. Osmanlı'daki mimariden bahsediyoruz. O zaman Mimar Sinan'dan bahsetmeden geçemeyiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti zamanında yaşamış, özellikle Kanuni zamanında kendini göstermiş ve baş mimar olmuş bir isim. Ve 400'den fazla bilinen eseri vardır sevgili arkadaşlar. Mimar Sinan'ın Osmanlı tarihinde 400'den fazla bilinen eseri söz konusudur. Ama biz 3 tanesini unutmayacağız. Yani çıraklık dönemi eseri, kalfalık dönemi eseri ve ustalık dönemi eseri. Ve çıkmış sınav sorularında da bu çıktı. 2012 KPSS'de adamlar bunu sordular arkadaşlar. Mesela tahtada gördüğünüz İstanbul'da Şehzadebaşı Cami, Mimar Sinan'ın çıraklık dönemi eseri olarak kabul edilir arkadaşlar. Gördüğünüz cami yine İstanbul'da Süleymaniye Cami, Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olarak kabul edilen önemli bir camimizdir. Ve Edirne'deki Selimiye Cami, Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olarak kabul edilir. Unutmuyoruz, Mimar Sinan'ın çok fazla mimari anlamda eseri vardır. Ama çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerini bileceğiz arkadaşlar. Çıraklık eseri İstanbul Şehzadebaşı Camii, kalfalık eseri İstanbul Süleymaniye Camii ve ustalık eseri ise arkadaşlar Edirne'deki Selimiye Camii diyeceğiz. Bunların yanı sıra bilinen 81 cami, 50 mescit, 50'ye yakın medrese, 19 türbe, 14 imaret yani aşk evi, 3 tane Darüşşifa dediğimiz hastane, 7'ye yakın su bendi, 8 köprü, 16 kervansaray, 32 saray, 32 hamam, 6 mahzen ve 7 Darül Kurra yani Kur'an okutulan yer inşa ettiğini biz biliyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü konumuz Osmanlı Devleti'ndeki el sanatlarına bir bakacağız arkadaşlar. Birincisi ahşap ve taş işlemeciliği. Şimdi ahşap işçiliği ile uğraşan sanatkara neccar denir. Ahşap bir malzemeye desen çizip oymaya kakmacılık denir. Ve taş işçiliğinde en yaygın olanı oyma ve kabartma sanatıdır diyeceğiz arkadaşlar. Mesela bir kapı görüyorsunuz şu anda ve muazzam derecede bir sanatçılık var arkadaşlar bunda. Yani her yer kaptırma yöntemiyle kakmacılık yapılarak bunu neccarlar ortaya çıkartmıştır. Çok güzel bir görüntü söz konusudur diyeceğiz. Yine bu da taş işlemeciliği arkadaşlar. Yani taşa resmen desen verilmiştir. Ve bunun adı da kalkmacılık olarak bizim karşımıza yine yani ahşapta kalkmacılık olarak çıkıyor arkadaşlar. Ve dokumacılık. Şimdi arkadaşlar bir devlet veya bir millette dokumacılık gelişmişse kesinlikle hayvancılık bu arada vardır. Dokumacılık da kilim ve halı işlemeciliği gelişmiştir. Ki biz biliyoruz ki Türk milleti olarak dünyanın en eski halısı Hun Türklerine aittir. Şu anda Rusya'nın Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir arkadaşlar. Ve altında Hun Türkleri yazmaktadır. Yani halıcılık bizim atamızdan gelen bir şey. Çünkü biz göçebe yaşıyorduk. Göçebe yaşadığımız için küçükbaş hayvancılığı yapıyorduk. Küçükbaş hayvancılığında da koyunların yününden ip yapıyorduk. Ve bunlarla da halı yapıyorduk. Bugün Türkiye'de Gördes ve Uşak bölgesine giderseniz buralar dokumacılıkla yani halılarıyla meşhurdur diyeceğiz arkadaşlar. Yine bir fotoğrafımız var. Halı ve kilim. Şimdi arkadaşlar bu halıya bakacak olursak halının üzerindeki şekiller
gelişi güzel yapılan şekiller değildir. Hepsinin bir amacı, hepsinin bir hikayesi, hepsinin bir hayali vardır arkadaşlar. Eskiden Türklerde gelinlik çağına gelen kızlar halı dokurlarmış. Yani dokudukları halıda da yapmış olduğu motiflerle aslında şunu anlatıyorlar. Hani nasıl bir gelecek planladığı, nasıl bir yuva kurmayı planladığı. Yani halıya kızlarımız hayallerini motiflermiş, dökerlermiş arkadaşlar. Yani halının üzerindeki şekillere bakıp geçmeyin. Hepsinin bir hatırası, hepsinin bir anısı söz konusu değil. Bu da Osmanlı Devleti'nde yine 1850'lerde bir halı pazarı arkadaşlar. Halı zenginliğin de göstergesi olarak aslında kabul edilir bir zamanlar diyeceğiz. Çinicilik. Çinicilik neden yapılıyor? Çin topraktan yapılan levhaların genellikle çiçek resimleriyle bezenip fırında, yani fırınlanması, pişirilmesidir. Ve Çin deyince bizim aklımızda şu yerde sevgili gençler. Sultan Ahmet Camisi. Bakın şöyle bir camiye. Çıkmış sınav sorularında da vardır. Avrupa tarafından mavi cami olarak bilinen cami Sultan Ahmet Camisi. Yani Çin işlemesinden dolayı meşhur bir camidir. Şu da genel bir görüntüsü. Mavi cami olarak bilinen cami. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Sultan Ahmet Cami. Çünkü Çinileriyle meşhur bir camidir diyeceğiz. Hat sanatı. Yani el yazması arkadaşlar. Güzel yazı yazma sanatına biz hat deriz arkadaşlar. Hat sanatıyla uğraşan kişiye hattat deriz. Ve Osmanlı Devleti tarihinde Amasyalı Şeyh Hamdullah Osmanlı'nın önemli güzel yazı yazan ustasıdır diyeceğiz. Yani hattatçısıdır da diyeceğiz arkadaşlar. Mesela bakın. Burada Ahmet Karahisari'nin yazdığı Büyük Ebat'taki Kur'an-ı Kerim bugün Topkapı Sarayı'nda müzede sergilenmektedir. Ve bu baskı değildir. Bu el yazmasıdır. Yani hattatların yazmış olduğu bir eserdir diyerek bugünkü dersimizi Mahmut İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden ben tarih öğretmeni Ferhat Kaplan olarak nacizane elimden geldiği kadar dersimi anlattım. Sevgiyle kalın gençler. Görüşmek üzere.